1989 yılında Pasifik Okyanusu'nda alışılmadık bir ses duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından okyanusun çeşitli yerlerine, okyanus tabanına özel yapılmış bir takım mikrofonlar yerleştirilmişti. Hidrofonlar. Sovyet denizaltılarının sesini duyabilmek için. Fakat Soğuk Savaş sona erdikten sonra bilim insanları tarafından kullanılmaya başlanmıştı bu özel mikrofonlar. Adeta gezegenimizin içinde ayrı bir gezegen gibi olan okyanusun derinliklerinden gelen seslere, özellikle de balinaların seslerine kulak verilmeye başlandı. İşte 1989 yılında duyulan bu ses bu şekilde tespit edildi. Fakat onu kaydeden teknisyen bu kez bir farklılık hissetmişti. Sonradan teknik ölçümler tekrar kontrol edilince bu farklılık kesinleşti. Ses 52 Hz frekansındaydı. Oysa balinalar genellikle 15 ila 25 Hz arasında ses çıkartırlardı. Sonraki yıllarda yapılan ölçümlerde de aynı ses istikrarlı bir şekilde yeniden duyuldu, yeniden kaydedildi ve anlaşıldı ki ses tek bir kaynaktan, tek bir balinadan geliyor. Muhtemelen bir fin yani oluklu balina veya bir mavi balina ya da bunların arasında hibrit bir tür. Bilim insanları çıkardığı sesin frekansından ötürü buna 52 mavi adını verdiler. Bazıları da başka hiçbir balina bu sesi çıkartamadığı için ona dünyanın en yalnız balinası dediler. Balinalar ses çıkartır mı? Bırakın ses çıkartmayı, şarkı bile söylerler. Bırakın şarkı söylemeyi, albüm bile yaparlar. Kambur Balinaların Şarkısı albümü, Biya akustikçi Roger Payne tarafından 1970 yılında özel teknikler kullanılarak kaydedildi. Çünkü balinaların çıkarttığı 15-25 Hz aralığındaki sesler bizim insan kulağının duyabileceği en alt sınırlarda zar zor duyulabilecek durumda. Ama buna rağmen dediğim gibi özel bir teknikle kaydedildi ve bu albüm tüm dünya çapında 100 binden fazla satarak tüm zamanların en çok dinlenilen hayvan müzikleri listelerinde bir numaraya yerleşti. Yani böyle listeler yok aslında ama olsaydı muhtemelen yerleşirdi. Pek çok sanatçı bu seslerden etkilendi, ilham aldı ve kendi şarkılarında kullandı. Carl Sagan, dünyadan sesler adını verdiği ve biriktirdiği kayıtların içerisine bunları da dahil etti ve Voyager uzay araçlarıyla uzaya gönderdi. Tabii balinalar bu şarkıları sadece popülerlik uğruna söylemiyorlar. Yönlerini tayin etmek, yiyecek bulmak, birbirleriyle iletişim kurmak için bu sesleri çıkartıyorlar. Ve özellikle de kendilerine eş bulabilmek için. Evet, balinalar eşlerine şarkı söylüyorlar. Ne kadar romantik değil mi? Şimdi söyleyeceğim bilgiyi öğrendikten sonra bakalım aynı şekilde düşünebilecek misiniz? Çünkü özellikle erkek mavi balinaların sesi o kadar şiddetli ki 180 desibeli geçebiliyor. Yani bu yaklaşık 5 metre uzaklığınızda yarım kilo dinamitin patladığı zaman ortaya çıkacak ses kadar şiddetli. Sakın böyle bir şey evde denemeyin tabii. Dolayısıyla bu dünyanın en büyük cüsseli hayvanları aynı zamanda dünyanın en yüksek sesli hayvanları ve bu sayede de okyanusun tabanında 1100 kilometre uzaktan bile bu sesler duyulabiliyor. 52 Mavi adındaki bizim balina da işte bu sayede yıllardır uzaktan izleniyor. İzleniyor derken onu gerçekten gören hiç kimse olmamış bugüne kadar ama çok tutarlı bir şekilde bu sesi çıkartmaya devam ediyor. Ayrıca hareketlerinde de bir gariplik yok. Tıpkı diğer mavi balinalar gibi o da günde 30 ila 70 kilometre civarında seyahat ediyor ve Alaska'dan Meksika'ya kadar olan Pasifik Okyanusu'nun özel bir bölgesindeki göç yollarını takip ediyor. İşte araştırmacılar tam 12 yıl boyunca onu bu şekilde uzaktan izledikten sonra bilimsel bir rapor yayınlamışlar. Raporda diyor ki, benzer karakteristiklere sahip başka hiçbir çağrı duyamadık. Her seferinde sadece bir ses. 52 Hz frekansında bir çağrı. Onunla çakışan herhangi bir cevap çağrısıysa hiç olmadı. Koskoca okyanusta, tek başına, yapayalnız bir balina. Ve çıkardığı sesleri başkaları duyamıyor. Şuranda bir yerlerde onu bulup kucaklama hissi oluşmadı mı? Neden biliyor musun? Onda kendini gördüğünden,
biz de yalnızız aslında. Hepimiz kendi dünyamızda, kendi okyanusumuzda yüzmeye çalışıyoruz. Bazen seni kimsenin anlayamadığını hissetmek gibi değil mi o balinayı düşününce şuranda oluşan his? Sanki seni de kimse duyamıyor. Aslında gerçekten de bu dünyada hiç kimse sen olmanın ne demek olduğunu tam olarak anlayamaz. Kimse dünyayı tam olarak senin gözlerinden algılayamaz. Hepimiz farklı bir telden çalarız, başka bir frekanstan konuşuruz. 52 mavi gibi kendi okyanusumuzda yalnız doğarız ve başkalarını, bizi anlayabilecek birilerini bulabilmek için içimizden şarkılar söyleyerek dolanırız. Ve sonra bir gün tıpkı doğduğumuz zaman olduğu gibi yapayalnız ölürüz. Şu dünyanın en yalnız yaratığı acaba 52 mavi mi yoksa biz miyiz? Karar vermek zor. Ama en azından tıpkı onun gibi biricik olduğumuzu bilmeliyiz. Hepimiz biriciyiz. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know.